Tolga sormuş. Onun gibi ol, olduğunda ne oluyor? Sadece manevi olarak mı hissediyoruz? <laughs> Pardon. Hiç ulaşılamayana ulaşma hali mi? Kabalığı Tıpkı yoga ve dini tarikatlar gibi değişim içerisinde olmak hali mi? Hali gibi. Hiçbir mürit o noktaya ulaşılamıyor. Yani biraz İslam'daki şükredin Allah sizi test ediyor durumu zora düşün, düşünce Allah sizi sınıyor diyorlar. İnsandaki değişim umutsuzluk halinden bahsediyorsunuz. Aynısını dinlerde kıyamet alameti olarak söyleyip mürit topluyorlar. Okey. Dediklerin çok doğru. Ama manevi olarak önce ilk sorundan başlayalım. Burada güzel sorular var. Onun gibi olduğunda ne oluyor? Öncelikle yaratılış da yaratılışa sen hakim oluyorsun. Hayat sana hakim olmuyor. Sen ha hayata hakim oluyorsun. Bu başlı başına büyük bir avantaj. Yani büyük bir değişim. Çünkü insan bu dünyada hayatın elinde. Nerede, kimin çocuğu olduğunu seçmiyorsun. Hangi ülkede, hangi dinin içinde doğacağını bilmiyorsun. Hiç yani atılıyorsun resmen buraya. O yüzden Afrika'da birisi de. Doğabiliyor, Afganistan'da da birisi doğuyor, bilmem Amerika'da da doğuyor, bilmem kraliyet ailesinin prensi olarak da doğuyor. Yani baktığın zaman, yani garip, öyle değil mi? Sanki birisi almış, serpiştirmiş, ne haliniz varsa görün der gibi. O yüzden dediklerim doğru. Bizim de o yüzden tüm bu karmaşıklığın içinden yaratılışın arkasındaki her şeyi kişi olarak çözmemiz lazım. Yaradan gibi var olmak yaratılışın amacı reality'de. Ha ondan sonra ne oluyor bilmiyorum. O noktada değilim. Ha yoldayım ama yolun sonunda değilim. O yüzden oralara gelince bileceğiz ama şunu söyleyebilirim. Bir hayatın elinde olmak var. Bir de hayatı kendi elimde tutmak var. Ve bunu yerdanla birlikte yürüyen bir kişi yapabilir sadece. E, o bambaşka bir olay. Hiç ulaşılamayan diye bir şey yok. Ulaşıldı ki yazıyorlar. Bize de kabalistler anlatıyor. Adım adım anlatıyorlar bir de. Yani genel bir anlatılım, anlatış tarzı değil bu. Adım adım, basamak basamak, tak 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 hepsini anlatıyorlar. O yüzden yogada ne edinmek istiyorlar bilmiyorum dini tarikatlarda da dini tarikatlara baktığın zaman dinlerin içine çok gençken girmiştim ben. Dinlerde sana öldükten sonra bir şey vaat ederler. Çünkü insanın bir korkusu var. Öldükten sonra ne olacağı. İnsanı hayvandan ayırt eden şey ne? İnsan zamanı ölçebilir. Hayvan hep içinde bulunduğu anı yaşar. Acıkınca kalkıp yemek arar. Ama insan geleceği hesaplayabilir. O yüzden insanın en büyük korkusu ne öldükten sonra ne olacak? Kabalistler diyor ki hiç merak etme eğer bu şekilde yaşıyorsan öldükten sonra hiçbir şey olmayacak. Keyfine bak diyorlar. Tadını çıkar. Ama kalpte iki nokta su yandıysa adam rahat değil. Tadını da çıkaracak bir şey bulamıyor hayatta. Çünkü bir prensip var. Haz aldığım zaman arzudan, haz ve arzu birbirini iptal eder. Canım bir şey istedi, istediğim şeyi elde ettim, haz ve arzu birbirini iptal etti. Şimdi başlıyorum yine bir arzunun peşinden gitmeye. O yüzden kabalistler diyor ki bir saniye bu kısır döngü içerisinde zaten bomboş hissediyoruz. Bari hiçbir şey yapmasak daha iyi. Gerçekten de adam hiçbir şey yapmasa daha iyi. Dünyanın bütün sıkıntısını çekmez. Ama kalpteki noktası uyandığı için kişi de yaratışın bir amacı olduğu ve bu amacı arama hissiyatı arzusu doğuyor değil. Bu da bir arzu. Ve kişiyi ayrıcalıklı kılan şey bu kalp, kalp gözünün uyanmasında. Önemli olan nokta bu zaten. Kalp gözü uyanmayan adama kabala ilmi öğretemezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Adamın gerçekten hayatın manası ile ilgili soruları olması lazım. Bu yüzden kabalistik kaynaklar kişi içine girdiği zaman kişi için anlamlı gelmeye başlar. Anlamlı gelmesinin bir tek nedeni var. Kalpteki nokta mutabık bunda. Ama dünyevi kafam asla kitaplarla mutabık değil. Ama kalpteki noktamda mutabık olduğumuza dair bir hissiyat var ve kişiyi bu hissiyat çeker. Balığın ağa tutunması gibi ya da oltaya tutunması gibi. O şekilde Hiçbir mürt o noktaya ulaşılamıyor diye yani bu ilimde yok öyle bir şey yok herkes ulaşmak zorunda yaratılışın amacı var meyve nasıl olgunlaşmak zorunda adam da olgunlaşmak zorunda ama çabasıyla. Yani biraz da İslam'da şükredin Allah sizi test ediyordur mu? Allah bizi test etmiyor. Hepimiz bunu kafamızdan çıkarmalıyız. Yaradan'ın bizi sınayacak hiçbir şey yok. Biz Yaradan'ı görmüyor isek, bilmiyorsak, bizden ne istediği net değilse, onu da bilmiyorsak beni neyle sınayacak ki? Kardeşim madem sınayacaksın çık ortaya. Ne istediğini söyle bize. Biz ona göre yani sınav o zaman sınamak olur. Biz bilmiyoruz ki o tür durumu. Yok öyle bir şey. Yerden bizi niye sınasın? Hem bizi yaratıyor. Bize sordu mu? Yok. Bizi bu dünyaya koydu mu? Koydu. Bize soran yok ki hiçbir şey. Hayatın koşulları bu. Bu koşullar içinde biz zaten çoza ne yapacağımızı bilmiyoruz bile. Hayat adamın üstüne öyle bir geliyor ki adam zaten oradan oraya kafası kesik tavuk gibi koşuyor. Bilmiyor ne yaptığını. Kafası kafasında değil. O yüzden sınayacak bir şey yok. Bu dünya sadece kişinin büyümesi, yetiştirilmesi bu dünya sadece realite olarak kişinin kendisinden yepyeni bir varlık yaratması için bir laboratuvar. Bizi neyle sınayacak? Niye sınasın ki? Biz çocuklarımızı sınamak için mi doğuruyoruz? Ya da biz çocuklarımıza bunları bunları yapar isen seni ateşe atacağım diyor muyuz? Bunu, bu, bu niyetle mi doğuruyoruz? Bu niyetle mi çocuk sahibi oluyoruz? Yok. Yerden da o niyetle değil. Niye sınasın ki biz? O yüzden o tür şeyler yok. Bunlar dinde uydurmalar. Yardan'ın bizi sınayacak bir koşulda yok. Bizim elimizde olan bir şey yok dünyada. O yüzden bu tür şeyleri bir kenara bırakalım. İnsandaki değişim umutsuzluk halinden bahsediyorsunuz. Umutsuzluk olmak zorunda ki umutlu bir yeri arasın. O yüzden realite hep iki zıt koşuldadır. Mutluluk hüzün. Güneş, yani gündüz, gece, tatlı, acı, iyi, kötü, siyah, beyaz. İki zıt koşul olmadan kişi hissiyat içinde olamaz. Bu yüzden realite zıtlıklardan ibaret. Adamın zaten esas işine zıtlıkları mutabakata getirmek. Yaradanı başka türlü anlayamayız. O yüzden dünya gözümüzde kötü ve insan içgüdüsü olarak hep ne arıyor? İyiliği arıyor doğamız bizi iyiliğe doğru iyiliği aramaya itiyor. Öteki taraftan ne yapıyor? Kötü bir şey olursa da kaç, kaçırıyor oradan. Yani iyilik yoksa en azından kaçayım buradan diyoruz. İki zıt koşul olmadan kişi büyüyemez. Bu yüzden umutsuzluk, mutsuzluk dünyada kişiyi uyandıran bir faktör. Kalpteki noktamız da bu boşluktan uyanıyor. Yoksa hiçbir zaman hayatın manasını sormazdık. Ormanda normal halinde doğasında yaşayan bir hayvanın mutlu olduğu için sormadığı gibi. O yüzden dünyada bir insanın keyfi yerindeyse o da sormaz. Eğer bir insan hayatında dışarıya bakıp ben bu hayattan böyle tatminim diyor ise sormaz, hayatın manasını sorgulamaz bile. Ya da adam diyelim çok aç ekmek derdinde, dünyevi ihtiyaçları derdinde o da hayatın manasını sorgulamaz niye? Çünkü var olma derdinde. Anlatabildim. Bu uç noktalar olmak zorunda. Realite böyle. Ve bu koşulları kişi mutabakata getirebilir. Anlayabilir. Bunun arkasında ilerleyebilir. O yüzden dediklerin doğru. Aynısı dinlerde kıyamet alameti olarak söylenip mürit toplar. Kıyamet diye bir şey yok. Kıyamet alameti diye bir şey yok. O tür şeyler dinlerde arkadaşlar insanları korkuturlar. Maneviyatta insanı korkutmak diye bir şey yok. Maneviyatta pragmatik bir yaklaşım var. Kabalistler diyor ki bakın diyor insanoğlunun tarihine bakalım diyor. Bize hep net şeylerle öğretir kabalistler. Hayali hiçbir şey yok. Görüyoruz ki insan belli bir gelişim sürecinde. Teknolojimiz gelişiyor, kültür, ne bileyim bilim, sanat gelişiyoruz. Gelişiyoruz ama bakıyoruz ki mutlu değiliz hala. Ama içimizden bir şey mutlu olmak istiyor. Demek ki görüyoruz ki bizler mutlu olmak için sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ama bir türlü mutluluğu elde edemiyoruz. Hep kaçıyor elimizden. O yüzden adamlar soru soruyor. Diyor ki bir taraftan mutlu olmak istiyoruz, bir taraftan mutlu olmuyoruz. Bir taraftan da ilerledikçe dünyada daha çok problemler yaşıyoruz. Peki arkasındaki gerekçe mi? Bize de anlattıkları şey bu doğanın içerisindeki gelişimimizden kendimizi anlamamız önce. İnsan nedir? Yani yaratılan bu et ve kemik nedir? Doğası ne? Yaşadığı koşullar ne? Niye bu şekilde yaratıldı? Bu koşuldan nereye gelmesi lazım? Bunların hepsini bize açıklıyorlar. Ki bizde yolumuzu bulalım diye rehberlik yapıyorlar bize yani. Buradan şöyle gideceksin, burada bilmem dağlar var, oradan gitme biraz zorludur vesaire vesaire şeklinde gibi. Kitap o yüzden var. Kitapları o yüzden yazıyorlar. Makaleleri o yüzden yazıyorlar. Ama kıyamet alameti vesaire olarak mürit toplanmaz kabala ilimde. Biraz önce dediğim gibi kabala ilimde mürit toplayamazsın. Çünkü kalpteki noktası uyanmadıysa adamla hiç konuşacak hiçbir şeyin olmaz. Es geçer. Söylediğim şeyler de kulağa duymaz. Ha gelir bakar gider. O yüzden çok kişi geldiği zaman yani fazla kişi kalmaz. Geçen dönemlerde arkadaşlar da ekrandalar. Kendileri de bilirler. Bayağı kalabalık geldik. Ama kaç kişi kaldı? Ha, az. Niye? Sistem bu şekilde işliyor. O yüzden kalpteki noktası uyanacak, güçlü olacak. Akabinde özgür seçim denilen bir şeyi kullanacak. Kişinin kendisini bu şekilde kullanıp yolda tutması. Uzun bir süreç kabala ilminde o yüzden biri toplayamazsın. Kaldı ki kabala ilminde adama verecek öyle güzel muazzam bir şeyin yok. Yani dinlerde tarif ettikleri gibi cennete gideceksin. işte nehirler şaraptan... Güzel güzel şeyler yapacaksın falan. Kabal ilminde <laughs> komik yani. Yok öyle bir şey çünkü. O yüzden size öyle... Um, tek verdiği şey kabal ilmine şu. Hayatınıza tümüyle hakim olabilirsiniz. Çünkü hayata hakim olan güç, yaradanın gücü. Ve ona entegre olabilirsiniz. Ve bu başlı başına yüce bir şey düşünecek olursanız öyle. Ama bu şekilde olmasına rağmen birçok kişi de kalmaz. O yüzden mürit toplanmaz. Kabala de hiçbir zaman toplanmadı. Görmedim de öyle bir şey.